Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar, Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet yeni yılın ilk ayındayız, Ocak ayındayız. Güneş Oğlak Burcu'nda, Pluto Oğlak Burcu'nda, e, Oğlak Burcu yeni ayın etkileri devam ediyor. 12. evinizdeki bu yeni ay etkileri biraz sizi e, özellikle bu ocağın ilk haftası içerisinde e, zihinsel olarak e, biraz daha içe dönük hale getirebilir. Çünkü Merkür Retrosu da devam ediyor olacak. Bir anlamda şunu kısa bir mola, bir dinlenme, bir planlama dönemi olarak düşünebilirsiniz. Özellikle iş hayatınız, günlük hayatınız, çalışmanız ve çalışma koşullarınızla ilgili alanlarda organizasyonlar, değişimler olabilir ve bunları ayın ilk haftası içerisinde düzenleme ile, planlama ile uğraşabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyeceğiniz ve yalnız kalarak, yalnız çalışarak da aslında verim alabileceğiniz verimli bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Ayın 8'inden itibaren Merkür retrosu düzeliyor. Ayın 12'sinde Oğlak burcunda ileri harekete dönecek. Ee, Venüs Balık burcuna geçiyor ayın 3'ünde. Mars ay sonuna kadar 28 Ocak'a kadar Balık burcunda. Evet tüm, tüm bu etkilerle beraber biraz daha böyle e, para konularında aktif bir süreçte olacaksınız. Özellikle planlamalarınız, organizasyonlarınız, gelir gider bütçeniz, muhasebe işleri, hesaplamalar, düzenlemelerle ilgili olabilir. Ve bunları uygulamaya koymak adına ayın 12'sinden sonra daha yararlı ve daha verimli bir dönemde olabilirsiniz. 12 Ocak'ta Yengeç Burcu Dolunay'ı var. İş hayatınızı, iş ortamınızı aydınlatacak mesleğinizle ilgili, çalışmalarınızla ilgili, genel anlamda iş düzeniniz, günlük hayatınız, rutinlerinizle ilgili alanlarda bu dolunay bazı önemli farkındalıklar getirebilir ve bazı güçlü dönüşümleri tetikleyebilir sevgili kovalar. Evet ayın 19'undan itibaren ise güneş sizin burcunuza geçiyor ee, ve ayın 19'undan itibaren güneşin burcunuza geçmesiyle beraber enerjiniz, yaratıcılığınız, motivasyonunuz da artacak ve ayın 28'inde kova burcunun 8 derecesinde yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay özellikle doğum günü 24-31 Ocak arası olan e, kovalar için çok daha etkili. E, yeni kararlar alabilirsiniz İlişkilerinizle ilgili, yaşamınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu enerjiler özellikle e, ayın son günlerinde ve Şubat ayının İlk yarısı içerisinde daha fazla gündeminizde olacak sevgili kovalar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.